Futbol camiasını nasıl temizleyeceğiz? Futbolu sadece futbol olarak nasıl geri çevireceğiz? Gürsel Bey'in dediği şey orada önemli. Bu işin içinde siyasi irade evet, var mı yok mu? Herhangi bir şimdi, yerinde. Şimdi. Şöyle bir Devlet şey görevleri sürekli. var mı yok şimdi mu? Yine, Herhangi bir yerinde. E, şöyle ya da müsaade ediliyor bunu, mu? İzin verildi mi bir süre? O zaman şöyle bir tablo çizeyim ben size. Şimdi handikap operasyonu ve Türkiye'deki yasa dışı bayısın e, baronu artık Beysel Şahinder Halil Falyalı öldükten sonrasında bir nevi e, kendisi baron oldu. Tek başına bu anlamdaki piyasanın en büyük oyuncusu. E, geçen sene yurt dışına çıktı. Bir handikap operasyonunda yargılandığı dosyanın da istinafta e, onaylanması bekleniyordu. Onaylanırsa ve Türkiye'de olursa 21 yıl hapis cezası alacak ve cezaevine girecek. Kaç yıl? 21 yıl. Tamam 21 yıl hapis cezası alacak. Hani o ceza infaz kanunu şu an e, tartışmıyorum. Hani e, kaçta kaçı yatacaktı diye. Ama cezaevine girecekti. Bir ay kala yurt dışına evet. gitti. Çünkü onanacağını biliyordu. Haberi muhtemelen geldi. Evet. Ee, senin dosya onaylanacak. Çünkü bütün deliller ortada. Ve onanmasını işte kısa bir süre kala. Normalde buradaydı. Onanmasına kısa bir süre kala. Bastı yurt dışına gitti. Şimdi bu haberi... Bir de yurt dışına gelen baronlar var. Yani Tabii ki. Dur, yurt dışında gelip burada kalan, evleri olan, yerleşik hale gelen bugün önemli sitelere bakın. O sitelerin araç çıkışlarına baktığınızda Hollywood yıldızları falan bile öyle değildir. Hatta o sitelerin zaman zaman da kullanıyorum sadece aidat giderleri 150 bin TL. Doğrudur. Yani e, bu anlamda baktığımız yani, zaman çok fazla Türkiye'de önemli. baron var yani. Altan Sancar bir şey söyledi. konuştuğumuz için. Altan Sancar tekrar edersen. Türkiye'de aklıyorlar. Farklı yani sevgili Emrullah Erdinç çok çok daha iyi bilecektir. Yani farklı isimlerle genç yaşta isimlere hani e, az önce bahsettiğim last, üniversite e, öğrencisi gençlerin aslında geçinmek için bir yandan hesaplarını kiralıyorlar. Bir yanda da hani bu yaşta bu sektörde bu işi yapamaz dediğiniz insanların bir yanda o sektörde milyonlarca lira, aylık hatta günlük milyonlarca lira harcadıklarını ve e, ya Türkiye'de neredeyse e, medya sektörüne bile girmeye başladılar. Medya sektörü üzerinden paralarını aklamaya başladıklarına dair çok ciddi emareler var. Ne rütük soruşturuyor, ne e, savcılık soruşturuyor, hiç kimse soruşturmuyor bunu. Ve gözümüzün önünde e, herkesin kulaktan kulağa konuştuğu bir biçimde bahis baronları gelip Türkiye'de, paralarını medya sektöründe bile aklamaya başladılar. Sevgili Emrullah çok çok daha iyi bilecektir onları tabii ki. Medya sektörü diyerek bir şeyi işaret ediyorsun. Altan gene Pandora'nın şeyini kutusunu açıyorsun yani. Aman aman isim vermeyelim de şimdi hiçbir şey. Evet. Aman, aman, gerek, beni gerek yok. Aman Altan aman. <gülüyor> <gülüyor> Peki Emrullah Erdinc'e sorusu olan var mı? Ben bir soru sorabilirim. Tabii hocam. Türkiye'de 2009'dan itibaren mi yaygınlaştı? Türkiye'de ilk biz yasa dışı bahis nedir diye duyduğumuzda, çünkü 2020. o zamana kadar 2009'daki Bohom savcılığının soruşturmasıyla hmm. biz onu duyduk. Daha önce yoktu ya. Yani. Daha öncesinde bir operasyon yoktu. yoktu. Herhangi bir soruşturma yoktu. 2009'da biz yasa dışı bahisin adını duyarak soruşturma, olmadığı için e, soruşturma ve muhtemelen. operasyona döndü. Evet. Peki oldukça köklü bütün dünyada etkisi işte biraz da evvel Emrullah Erdinç anlattı. Korkunç rakamlar. Eğer ki buna müdahale edilmezse e, biz birkaç sene sonra artık bunun önünü hiçbir koşulda alamayız. Evet. Peki. Bütün ama müdahale değişler. etmek için de hem siyasi bir irade gerekiyor. Şimdi, hem de hukukun ama fakatsız çalışması gerekiyor. Şimdi, yani burada ki, ekran şimdi, yüzlerine ya da görünür değil, olanlara değil, ceza değil, değil. E, uygulamak. Bakın. Hani bataklık metaforunu kullandığınız için söyleyeceğim. Burada sinekleri yakalıyorlar. Şimdi, Belki emsal olması için. Şimdi, biraz şimdi, evvel Emrullah'ın evet, söylediği şimdi burada, gibi. burada bakın ee, sadece e, Adalet Bakanlığı'yla ya da itiyorum İçişleri Bakanlığı'yla olacak zaten bir şey değil. Değil. Yani ona göre futbol Maliye Bakanlığı'nın da burada e, Tabii özellikle olarak Futbol yani Spor Bakanlığı'nın bu anlamda çok ciddi iş düşüyor. Aile Bakanlığı'na çok ciddi iş düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na çok değil. ciddi iş düşüyor. Çünkü şu an hani okullar temelinde söylüyorum yani. Hatta YÖK'e bile bu anlamda çok e, ciddi iş düşüyor. Çünkü üniversite öğrencileri hesaplarını kullandırıyor. İçişleri Bakanı aslında... Baktığımız zaman hükümetin bütün birimlerine bu anlamda çok ciddi bir iş düşüyor. Yani bu sadece ya Adalet Bakanı bunu çözsün demek de Hayır, çözülecek politikaya dönülmeyecek bir şey mesele şey değil. Bir Aynen öyle. Bu. Hani aynı noktadayız. Hani öteki türlü. Hani sadece biz bu operasyonun isimlerini duyarız. Hani bu, bu kişiler bugün deşifre oldular. 3 ee, ay sonrasında bunların yerine başka birileri gelecektir. Bunların kazandığı paralar daha yüksek rakamlarla artık hani biraz daha tutuklanma korkusu ile birlikte başka isimler kazanı olacak. O zaman bu operasyonların çok büyük bir anlamı olmamış olacak. O yüzden benim de ısrarla TFF'nin de artık topa girmesi gerektiğini bahsetmemizdeki neden o. Her birim kendi içinde bir denetim mekanizması oluşturduğunda ve bu anlamda da neler yapabileceklerini çıkartıp elini taşın altına koymadığı müddetçe biz sadece e, figürleri konuşuruz. Hı. Hani bir, e, bugün bunu konuşuruz. 3 ay sonrasında hani futbolu yasa dışı bahiste başka bir isim çıkar. Onu konuşuyor oluruz. Yine bu, e, basit bir şey söyleyeceğim. Bunu yine e, sözcü ekranları çok konuşmuyor. E, Sakarya'da bir operasyon yapılmış. Çünkü bakın küçücük bir Sakarya'da yasa dışı bahis operasyonundan bahsediyorum. E, el konulan para... Hani o zaman İçişleri Bakanı hani Ali Yerlikaya da, da ee hani açıklamıştı o zamanlar. Bir 1,5 milyar, pardon 2 milyar TL para el koymuşlar. Küçücük bir Sakarya'daki yasa dışı bahisteki paradan bahsediyoruz. 2 milyar TL'ye el koyduk. Hani bu paraya yasa dışı bahisten elde edilen suç geliri diye ee, bank hesaplarındaki 2 milyar TL'ye el koyduk dediler. Bakın bu küçücük bir operasyon. Bu kişiler daha baron değil. Hani mahalle önce mahalle gibi düşün. Uyuşturucu ile ilgili de bende bir Birleşmiş Milletler raporu var. Uyuşturucu bile bunlar bunun yanında hikaye ya. Evet şimdi. Ne iş... Nedim Türkmen de bizlerle birlikte merhaba diyelim. Nedim Türkmen Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar ya, teşekkürler. Birazdan bir döneceğim yol, size Nedim Bey. Yani. Şimdi burada tamam, ilginç bir şey var. Kesinlikle ben o... oraya geleceğim. Çok özür dilerim Hilmi. Çünkü uyuşturucu artık baronları bile yavaş yavaş buraya doğru Aynı kayıyor. Çünkü evet. maliyeti, e, taşıması, riski çok çok daha yüksek. Burada öyle bir şeydi. Şu bilgisayarın olması yeterli. Zaten site açıyorsunuz, o site üzerinden dünyanın her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Cep telefonu olan herkese ulaşabiliyorsunuz. En kolay ulaşma yöntemi. O yüzden zaten birçok mafya grubu tamamen yasa dışı bahise yöneldi. Bizdeki mafya grupların bile artık hani kulüp satın almasının nedeni artık buna döndü. Nasıl olsa öteki işlere baktığınız zaman riskli durumlar, riskli bir iş olacak. Ve cezaevine girmeleri ve cezasal anlamları çok yüksek ama yasa dışı bahis oynattığınız zaman baktığında çok fazla bir riski yok. Kazancı çok iyi diyor ve doğal olarak buraya yöneliyorlar artık. Peki bir Nedim Türkmen'e dönelim. Onun da bu konuda söyleyecekleri var.